Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba İşkolik izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Bursa İnşaat Fuarı'ndan TÜYAP alanındayız. Şu anda sektörün lider firması Deniz Emlak Gayrimenkul'deyiz. Yanımızda kurucumuz beyefendi Şerafettin Denizci ve firmanın aynı zamanda inşaat mühendisi beyefendi Bünyamin geldi bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Şerafettin Bey merhaba. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi, çok şükür. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Bizi burada konuk ettiğiniz için ben şanssızca teşekkür ediyorum. Rica ederim. Stand fuarınız hayırlı olsun diyorum. Sağ olun. Allah utandırmasın. Sağ olun. Şimdi sizi şöyle kısaca ekranların başındaki değerli izleyicilerimize tanıtalım. Sektöre girişken nasıl gerçekleşti sizin? Ya sektöre bizim bölge bazında biz daha önceden babam sayesinde biraz çevre bazında olduğum için hani bizim firmayı da bilen biraz bilir. Yani kurucusu babanız mı? Ya emlak işinden ziyade daha önce yine esnafız Karaca Bey'den. Evet. Emlak işini ben düşündüm. Hani biraz da bu işte güvenilirlik önemli. Tabii. Çevre önemli. Aynen. O yüzden bilenlerle geldik. Sektöre bir adım attınız. Aynen, bir adım attık. Ne zaman kurduk tam firmayı? Emlak olarak 4 yıl oldu. 4 yıl oldu. 4. yılımız. Neler yapıyorsunuz? Şöyle bölgede çalışmalarınızdan biraz bahsedelim. Ya bizim genelde tarzımız arazi al-sat. Evet. Yani önemli olan müşterimize iyi noktalara getirmek. Yapmak, iyi bir noktaya taşımak. Evet. Hani kalkıp da hani iş olsun diye yer almayız. Konumu güzel olan, işte imara, yani kazanç sağlayacak şekilde. Ağırlık nereler tercih ediyorsunuz bölge? Ağırlık bizim Karacabey, Bandırma bölgesi ağırlığımız. Bölgeler. Ama tabii Bursa tarafına da çalıştığımız temiz arkadaşlarımız var. Onlardan yönlendirip ama bizim kendi şey olarak yaptığımız Karacabey Bandırma bölgesi. Bandırma bölgesi, evet. Biraz ağırlıkta siz, evet. İnşaat mühendisiniz. Evet. Şimdi bir çalışma olacak. Evet. Bir ortaklık var. Neler yapacaksınız? Projeniz var, bir hazırladığınız altyapısını ama yakında ismini de koyacaksınız, hayata geçireceksiniz. Neler planlıyorsunuz? Evet, biz ilk önce arazi işiyle başlamış olmamıza rağmen daha sonradan biz biraz daha kendimizi geliştirdik. Bursa'da şu anda iki tane arsayla kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladık. Evet. Birisi Emir Sultan'da, birisi de Namazgah'ta. Evet. Emir Sultan'da olan 17 daireli, Emir Sultan Türbesi'ne 250-300 metre mesafesinde bulunan. Evet. Namazgah'ta da Sular Vadisi'ne cephe. Çok güzel konumda bir yerle başlayacağız müteahhitliğe de. Bir blok mu yapacaksınız? Evet, blok yapacağız. Belli bir daire tipi olacak. 3, evet. Artı 1 falan mı? 2 artı 1 ve 3 artı 1 daireleri. Seçenekler yapacağız. Evet, ikisini de koymayı düşünüyoruz. Peki, inşaat mühendisiniz. İşin ayrıntısını iyi biliyorsunuz. Temelden, evet, başlayan o hikayede neye dikkat ederiz inşaatta? Biz ilk önce inşaatta sağlamlığına dikkat ederiz. Ondan sonra da estetiğine. Evet, bu da önemli. Görsellik, evet, de önemli. Evet. İnsanlara yaşam alanları yapıyorsunuz. Kaliteli malzeme, iyi işçilikle buluştu mu ortaya iyi bir proje çıkıyor anladığım, evet, kadarıyla. Peki şimdi Şerafettin Bey, ben bir konuk olarak size geldim. Yatırım, evet, yapacağım bir bölgede, bir değerlendirme yapacağım ama param var. Evet. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl bir yol, evet, izliyorsunuz? Ya ilk başında da dediğim gibi önemli olan tarlanın hani bugün bizim bölge bazında hani fiyat ucuz olsun mantığıyla gitmeyeceksin. Evet. Konumu güzel olan yerler, yani imara yakın olan yerler, önemli, köy mücavir alanına olan yakın yerler. Ya bizim bölgemiz şöyle bir çok şey. Şimdi biz müşterimize şöyle deriz. Yer sunarız, dönümü 20 bin liradan yer sunarız. Bilmeyen, hani bizi bilmeyen der ki internete girer, bu köyde 5 liraya da dönümü yer var. Ama o biz 5 liralık yerleri almayız. Evet. Yani bölgemizde 5 bin liraya da alınacak dönüm bazında yerler var ama 30 bin liraya, 40 bin liraya kadar çıkan yerler de var. Evet. Aynı köy bazında, evet, konuşuyorum. Evet. Yani önemli olan dediğim gibi konumu güzel olan. Peki banka kredisi gerekebilir, ne bileyim evrak, tabii, koşturmaları bunlar, tabii, size mi ait? Bize ait, hepsini biz koşturuyoruz. Çalıştığımız bankalar da var. Evet. Yani yönlendirdiğimiz bankalar da var. İyi bir kadronuz onlarla var. Kaç, evet, kişisiniz? 10 kişiyiz. 10 kişilik bir tecrübe. Aynen. Sağ ekibiyle, evet, birlikte anladığım kadarıyla. Gibiyiz. Peki hedef ne?
sektörde 2018 ve sonrası için tamam, burada bir inşaat işimiz var. Evet. O cepte. Bu sektörle ilgili de var mı? Yeni bölgeler seçecek misiniz? Bir çalışma ya biz şimdi şöyle bir şey. Bizim başı kendi başımıza da geldi. Hani biz çok bölgelere denedik ama kendi müşterimiz, hani biz tavsiye edemediğimiz yerlere müşterimizi aldırmıyoruz. Evet. Yani ilk önce benim çalıştığım genelde tüm müşterilerim, ben şöyle derim. Gel size yer aldım. Kimse de hani bugüne kadar gelip yeri beğenmemezdik. Çoğu da insan yeri görmez. Hı hı. Ama geldiğinde baktığında da hiç de mahcup olmamıştır. Evet. Yani bir güven, bu iş aslında tamamen güven dayalı bir şey. Evet. Siz diyorsunuz işi bilen, ehli, böyle profesyonelce yapan yerlerle insanlar uğrasınlar. Aynen. Sizinle de tanısınlar, evet, diyelim. Tamam. Peki bir de teşekkür alalım. Sizi destekleyen, tercih eden herkese bir teşekkürümüzü alalım. Kapanışı yapalım. Firmamız olarak bizi bugüne kadar hani yalnız bırakmayan, bize güvenen tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. Hani ofislerimize gelsinler, çayımızı, kahvemizi içsinler, bizi ziyaret etsinler. Kapımız her zaman açık. Diyelim, herkes açık. Evet. Bir de sizden bir teşekkür alalım. Siz de projenin inşaat mühendisisiniz. Yeni çalışmalar inşallah hayata geçecek. İnşallah bütün yatırımcılarımıza, bizi burada fuarda ziyaret eden bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Evet. İnşallah bütün o yeni yapacağınız güzel çalışmaları da gelsin ofisinizde bir incelesinler. Evet. Sizden bilgiler alsınlar diyelim, tamam, konuklarımıza buradan. Evet. Peki ben size başarılar diliyorum. İnşallah ilerleyen zamanda yeni bir stand, yeni bir fuarda İnşallah. Buluşuruz. Yeni bir çalışmalarınızı ekranlarımıza taşırız diyelim. İnşallah. Size başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi günler. Evet değerli İşkolik izleyicileri, Bursa'dayız dedik. TÜYAP fuar alanından sektörün lider firması Denizci Emlak Gayrimenkul'den kurucumuz beyefendi Şerafettin Denizci'den ve projemizin inşaat mühendisi değil mi? Evet, evet. İnşaat mühendimiz Bünyamin Geldi'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.